Türkiye, tarihinin en önemli seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Bir yanda Cumhur İttifakı, diğer yanda terör örgütünün de desteğini arkasına alan Millet İttifakı. Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye 13. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekillerini seçecek. Milyonlarca seçmen oy kullanacak. Yurtta seçmen 14 Mayıs'ta sandığa gidecek, ancak yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemi 27 Nisan'da başladı. 2023 genel seçimleri için yurt dışında toplam 1.817.010 oy kullanıldı. 9 Mayıs itibariyle oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yurt dışında kullanılan tüm oylar özel kuryelerle Ankara'ya taşınmaya başladı. Yurt dışında kullanılan oylarla yurt içi oyların aynı anda sayımına başlanacak. Oy kullanılacak okullarla mühürlü oy çuvallarının tutulacağı salonlarda güvenlik tedbirleri alındı. Oy pusulaları her il için o ildeki seçime katılan parti ve adaya göre basılıyor. Dolayısıyla pusulanın uzunluğu da her il için farklılık gösteriyor. Basımı tamamlanan pusulalar 14 Mayıs sabahına kadar özenle korunuyor. 14 Mayıs günü sabah 08 itibariyle sandıklar açılacak. Seçmeni uzun bir oy pusulasıyla tercih ya da evet mührü bekliyor olacak. Oy kullanırken yanlışlık yaptığını söyleyene yeni pusula verilmeyecek. Oy pusulalarında yırtık olması durumunda o oy geçersiz sayılacak. Bu yüzden uzun oy pusulasının dikkatli katlanması önemli. Mühür dışında pusulanın herhangi bir yerinde imza, işaret ya da yazı varsa yine oy iptal olacak. Zarfın içinden oy pusulası dışında bir şey çıkarsa kullanılan oy geçersiz olarak kaydedilecek. Saatler 17'yi gösterdiğinde oy kullanma işlemi tüm yurtta tamamlanacak. Sonrasında kullanılan oyların sayım ve dökümü açık olarak yapılacak. Oy zarflarıyla oy kullanan seçmen imzası sayısı, oy zarflarıyla oy kullanan seçmen imzası sayısı karşılaştırılacak. Geçersiz zarflar ayrılarak tutanağa geçirilecek. Fazla zarf çıkarsa, miktar kadar rastgele çekilen oy zarfları yakılarak imha edilecek. Sandık başkanının boş ve yazısız cetveli herkese göstermesiyle ara vermeden ve duraksız ilerleyecek. Sayım işlemi başlayacak. İtiraz olsa dahi sayım durmayacak. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Sayım ve döküm işlemi tamamlanınca tüm belgeler seçim torbasına konulup ağzı bağlanarak ilçe seçim kurulu mührü basılacak. Hazırlanan seçim torbası ve mühür sandık kurulu başkanı ve en az iki üyeyle hızlıca ilçe seçim kurulu başkanına teslim edilecek. İl seçim kurulu kendine gelen tutanakların birer kopyasını siyasi parti ve bağımsız adaylara aynı anda teslim edecek. Yüksek Seçim Kurulu seçim bilişim sistemine işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partiler yayınlayacak. Böylece sonuçlar üzerinde denetim de gerçekleşecek. İşte tüm bu sürecin sonunda geçici sonuçlar da ortaya çıkacak. Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarını 14 Mayıs saat 23:59'a kadar ilan edecek.